Ya Gelee Goderne tarihsel bir sit alanı ve mükemmel bir doğa alanıdır. Bugün orada Süryani ve Ermeni kaya yapıtları bulunuyor. İşte tarihi kaya mağaraları, kaya oymaları falan. Aynı zamanda yöre halkının gidip işte dinlendiği, gezdiği, stres attığı mükemmel bir doğa alanıdır. Yani Silvan, Kulp, Hazrolice ilçelerin geçiş noktasında bir yerdir. Yüzlerce endemik bitki içeren işte yoğun bir ormanlık alandır. Yani buranın baraj altında kalması yoğun bir doğa ve tarih tahribatına sebep olacaktır. Yani Gelee Goderne'de sadece ağaç kesimi değil, aynı zamanda dinamitlerle patlamalar yapılıyor. Oradaki işte kum elde edebilmek için ağaçları da koruyucular elle kestirip işte koruyucu yakınlarına ihaleyle veriliyor. Büyük bir ağaç kesimi de var. 100 hektardan fazla bir ağaç kesimi söz konusu. Yani biz Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Komisyonu olarak bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk 15.03.2023 tarihinde. Ekoloji Derneği ile ortak bir suç duyurusunda bulunduk. Ama maalesef Kürdistan'daki hiçbir ağaç kıyamına bir tedbir alınmadığı gibi, işte sorumlular hakkında bir işlem başlatılmadığı gibi, bunun hakkında da başlatılmadığı bir tedbir alınmadığı bir sonuç çıkmadı. Evet. Yani suç duyurusuyla ilgili şöyle bir cevap verilmiş. İşte oradaki ağaç kesimlerini şöyle bir temeli oturtmaya çalışmışlar. İşte buradaki özel mülke ait ağaçlardır. Onların rızası alınarak kesilmiştir diye. Halbuki biz şunu biliyoruz. Gelee Goderne'nin %80'den fazlası kamusal bir alandır. Yani özel mülk orada çok sınırlıdır. Devletin, halkın, kamuoyunun bir alanıdır orası. Yani özel mülke tabi alan çok azdır. Bir şey yani sadece kılıfına uydurma, kanuni işte zemine oturtma çabasıdır. Ama oradaki ağaç kesimleri tamamen suçtur yani hiçbir şekilde kabul edilemez.